Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde CSS'e küçük bir giriş yapmak istiyorum. Bir önceki yaptığımız tablomuzu güzelleştirmek istiyorum. CSS'e normalde CSS dediğim gibi renklendirme, şekillendirme, borderlar falan hepsi CSS'e giriyor. Ama biz sayfamızın içine küçük bir CSS dosyası oluşturabiliyoruz. Onu göstereceğim. Şu HTML tables'tan hemen sonra styles diye bir element açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde style şeklinde. Bunu açıyorum. Sonra bir de kapatıyorum şu şekilde. Bu şekilde style diye bir element oluşturuyorum. Bunun içine arkadaşlar şey yapabiliyoruz. CSS yapabiliyoruz. Yani o şurada yaptığımız style'ları CSS'in içinde yapıyoruz. Şu şekilde basitçe göstermek istiyorum. Yapmanız gereken şu. Diyelim ki bu TRTD ve table'a biz şey yapmak istiyoruz. Border koymak istiyoruz. Şuradaki border'ı kaldırıyorum. Eğer border koymak istiyorsanız şöyle yapıyorsunuz. Table yazıyorsunuz. Virgül. TR yazıyorsunuz. Virgül. TD yazıyorsunuz. Sonra süslü parantez açıp süslü parantezi kapatıyorsunuz. Bunun içinde biz o border'ı yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Aynı şekilde border diyoruz. İki nokta üst üste. Kalınlığı 1 piksel olsun. Türü solid olsun. Bir de rengi ne olsun? Black olsun. Bu şekilde noktalı virgülle sonlandırıyoruz. Bunu run yaptığımız zaman artık bizim tablomuz şu şekilde gördüğünüz gibi her tarafı çevrilmiş, border'larla çevrilmiş bir tablo oluyor. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elementlerin adlarını eğer birden fazla element koymak istiyorsanız table, tr, td şeklinde aralarına virgül yazarak koyabiliyorsunuz. Bu style'ı şurada da kullanabiliyoruz. Örnek olsun diye gösteriyorum. Diyelim ki bir paragraf koyduk. Şöyle, şu şekilde. This is a paragraph dedim diyelim. Tamam arkadaşlar paragraph dedim. Bu şekilde bir paragraf oluşturuyorsunuz. Eğer bu paragrafa şu style elementin içinde bir style vermek istiyorsanız köşeli parantezden sonra yeni bir şey oluşturuyorsunuz. P yazmanız yeterli. Süslü parantezi açıp kapatıyorsunuz. İçine artık istediğiniz kadar style koyabiliyorsunuz. Ne koyabilirsin mesela? Diyelim ki color blue olsun. İşte background noktalı virgülle kapatıp tekrar diğer satırdan başlıyoruz. Background diyorum. Ona da red diyelim işte diye şu şekilde noktalı virgülle kapatıyoruz. İşte font size diyelim. Hepsini öğrenmiştik. Font size. Bu konuyla alakalı çok geniş bir video çekeceğim. Sadece tablomuza border koymak için buna girdim. Font size diyorum. 20 piksel. Ondan sonra bu şekilde yaptıktan sonra run yapıyorum. Bütün paragrafların değiştiğini görüyorsunuz. Buradaki bütün paragraflar değişmiş oldu. Görüyor musunuz? Hepsi değişmiş oldu. Bununla alakalı bir çalışma yapacağız. Ama şu anda çok fazla ilerlemek istemiyorum. Bunu siliyorum. Sadece table'ımızı göstermiş oldum. Bu şekilde bir style elementi oluşturup içine bizim table bir element, onun adını yazdık. TR bir element, onun adını virgülle yazdık. TD'yi de virgülle yazdık. Bütün bu table, TR ve TD'lere border yapmış olduk. Gördüğünüz gibi border dedim. 1 piksel solid black şeklinde. Bu bir kalıp. Bu şekilde yazarak border yapabiliyorsunuz. Border'larla alakalı bir video çekeceğiz. Onu bir sonraki dersimizde çalışacağız. Ama şu anda sadece tablomuza border nasıl yaparız onu göstermiş olduk arkadaşlar. Style elementini kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Buraya yazdığınız style'lar bütün sayfanızı etkileyebiliyor. Onları tek tek çalışacağız. Şöyle devam edelim. Diyelim ki hemen buradan devam edelim. Diyelim ki şöyle bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir paragraf yaptınız. Bunun içine de işte this is text with multiple şöyle multiple styles diyelim. Bu şekilde yazalım. Paragrafımızı kapatalım. Evet arkadaşlar.
Şimdi normalde paragrafın içine style yazıp ben rengini belirleyebiliyordum. Şu şekilde hatırlarsanız, sadece hatırlayalım. Rengini belirleyebiliyorum. Color diyordum. Sonra ne yapıyorum? Red diyorum ve kapatıyorum tırnak işaretiyle. Bu şekilde yaptığınız zaman rengini kırmızı yapabiliyorduk. Ama ben bunu burada yapmak istemiyorum. Ben bunu burada yapmak istemiyorum. Nerede yapmak istiyorum? Bunu style elementinin içinde yapmak istiyorum. O yüzden paragraftan önce bir style elementi oluşturuyorum şu şekilde. Bir style elementi oluşturabiliyorsunuz. Her şeyi onun içine yazabiliyorsunuz. Ve buradan onu tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Onu göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bir class'a ihtiyacımız var. Class yine bir attribute. Bu paragrafın içine class yazıyorsunuz ve istediğiniz bir ismi veriyorsunuz. Class diyorum. Diyelim ki my class diye bir isim verdim. My class diye bir isim verdim. Bu my class artık sizin tanımladığınız, size ait bir attribute oluyor. Size ait olan attribute'leri class'la tanımlayabiliyorsunuz. Şimdi ben bu my class'ı yukarıda bu my class'a style vermem gerekiyor. Bu ismi kullanarak buraya style vermem lazım. Nokta diyorum. My class diyorum. Ama nokta ile başlıyoruz. Onu unutmayalım. Nokta my class diyoruz. Süslü parantezi açıyoruz. Süslü parantezi kapatıyoruz. Şimdi bunun içine yazdığınız her şey. Diyelim ki color dediniz. Ve buna red dediniz. Noktalı virgülü bitirdiniz. Sonra background dediniz. İki nokta üst üste. Diyelim ki ona da blue dediniz. Noktalı virgülle sonlandırdınız. Diyelim ki font size dediniz. 20 piksel dediniz. Bunları çalışmıştık. Noktalı virgülle bitirdiniz. Diyelim ki font size'i style yaptınız. İki nokta üst üste. Buna da italik dediniz. Noktalı virgülle bitirdiniz. Diyelim ki font weight yazdınız. Gördüğünüz gibi her şeyi yazabiliyoruz. Bold dediniz. Daha önce çalışmıştık. Noktalı virgülle bitirdiniz. Bu şekilde ben bir paket hazırladım. My class adında bir paket hazırladım. Siz bu my class'ı class attribute'üyle istediğiniz elementlerin içinde kullanabilirsiniz. Hepsine aynı style verecek. Şöyle bakıyorum. This is a text with multiple styles diyor ya. Rengi kırmızı. Arka plan mavi. Font size büyük 20 piksel. Style'ımız italik. Yana doğru yatırılmış. Ve kalın. Artık siz diyelim ki yeni bir paragraf yaptınız şu şekilde. My name is Hasan yazınız diyelim. Paragrafı kapattınız. Bu My name is Hasan'ın hiçbir özelliği yok. Bakıyoruz. My name is Hasan'ın hiçbir özelliği yok. Ama siz buraya class yazıp yukarıda tanımladığınız class adını yazarsanız şu şekilde. O zaman My name is Hasan da aynı özelliklere sahip olacak. Görüyorsun. Aynı özelliklere sahip. Şuradaki özelliklere. Yani class yazıp içine tanımladığınız ismi burada style'ın içinde nokta my class deyip süslü parantezleri içine istediğiniz kadar style verebiliyorsunuz. Ve bu süslü parantezin bittiği yerden sonra yeni bir style oluşturabiliyorsunuz. Nokta diyorum. Yeni bir class oluşturabiliyorsunuz. Diyelim ki Engin adına bir class oluşturdum. Süslü parantezi açtım, kapattım. Artık bu yeni bir paket. Burada başlıyor, burada bitiyor. Bu farklı bir class. Bu farklı bir class. Diyelim ki bunun içine ben şey yazdım. Ne yazdım? Diyelim ki color dedim. Pink dedim. Ondan sonra background color. Ne diyelim? Diyelim ki pink olmasın. Background'ı da black olsun. Şu şekilde yazdım. Şimdi bu Engin'i siz şuraya uyguladığınız zaman artık My Class'tan gelen özellikleri değil, Engin'den gelen özellikleri alacak. Bunu run yaptığım zaman, My Hasan'a baktığımız zaman ne oluyor? Pink renginde arka plan siyah beyaz. Bu şekilde gördüğünüz gibi değişiyor. Üçüncü bir class oluşturup biraz detaylı gitmek istiyorum. Engin değil de diyelim ki Hasan diye bir class oluşturdunuz. Süslü parantezi açıp kapattınız. Bunun içinde diyelim ki rengini pink değil de diyelim ki ne yaptınız? Orange yaptınız ya da biraz da green yaptınız. Şimdi Hasan'a giriyorum. Bunu artık Hasan yaparsam ne olacak? Rengi yeşil olan yeni bir text olacak. Gördüğünüz gibi sadece Hasan'ı alıyor. Yani my class yazınca şöyle oluyor. Engin yazınca arka plan siyah, pink oluyor. Hasan yazınca gördüğünüz bu şekilde oluyor. Peki Hasan'ın yanına aynı zamanda Engin'i kullanmak istiyorsanız Hasan'a sonra bir boşluk bırakıp iki tane class kullanabiliyorsunuz. Run diyorum. Hem Hasan'dan gelen hem
hem de enginden gelen özellikler var. Yani color pinkti, background blackti. Evet oldu ama rengimiz yeşile döndü. Çünkü en son olarak ben kullandığım bu hasanlı renk yeşil. Yani burada pink olabilir ama en son olarak biz yeşil dediğimiz için rengi yeşil oluyor. Yani siz şimdi dördüncü bir diyelim ki Hasan'dan sonra bir klas daha oluşturdunuz. Buna da diyelim ki ne diyelim? Hasan 2 dediniz. Bunu buraya rengi değiştirmek istiyoruz. Color olarak diyelim ki color white dediniz. Beyaz. Şimdi bu Hasan klasını kullandınız. Boşluk bıraktınız. Engini kullandınız. Bir boşluk bırakıp Hasan'ı da kullanırsanız Hasan 2'yi artık bizim rengimiz beyaz olur. En son hangisi ise onu alır. Gördüğünüz gibi normalde 3 tane klası uygulamış olduk bizim My Name is Hasan'a. Hem Engin'i hem Hasan'ı hem de Hasan 2'yi. Ama üçünde de renk var. Pink var, green var, bir de white var. Hangisini alacak? En sonuncusunu alacak arkadaşlar. En sonuncusu hangisi ise onu alacak. Bu şekilde de CSS'e bir giriş yapmış olduk ve bunu çok fazla kullanacağımız için şu anda anladığınız kadarıyla size yeterli. Daha sonra bununla alakalı daha fazla örnek yapacağız. O yüzden içiniz rahat olsun.